Herkese selamlar dostlar. 21 Kasım 2020 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün tam tamına 8 tane mücadeleyi değerlendirdim. Genellikle iddia tercihler işlerinde bazı yüksek oranlardan da bahsedeceğim. Öncelikle sizlere Galatasaray Fenerbahçe maçının skorunu sormak istiyorum. Mutlaka yorumlara yazın. Fenerbahçe Galatasaray maçının skoru ne olur? Bilenlerden bir kişiyi arkadaşlar katıl grubuna alalım. Hem yüksek oran grubuna hem de normal katıl grubuna bildikten sonra ben zaten bir sonraki videoda açıklarım. Sizlerden ricam derbi ne olur? Nasıl biter? Nasıl bir senaryo gerçekleşir? Yorumlara hem skor tahminleriniz hem de derbi hakkındaki görüşlerinizi yazmanızdır. öncelikle direkt başlayalım isterseniz. Kasımpaşa Karagümrük mücadelesiyle başlayalım. Kasımpaşa son haftalarda bir hoca değişikliğine gitti arkadaşlar. Hakan Kutlu geldi takımın başına. Hakan Kutlu geldikten sonra ilk mücadelesinde sanırım bir mağlup oldu. Benim bu maçta Kasımpaşa'nın golünü görüyorum ben. Kasımpaşa bu maçta gol atar diye düşünüyorum. Fakat şöyle bir çekin çekincem var benim. Ki zaten favoride Kasımpaşa açılmış. Karagümrük deplasmanlarda bir beceriksizliği tutuyor. Kendi evinde çok iyi futbol sergiliyor. Keza deplasmanda da iyi oynadığı maçlar var. Fakat deplasmanda oynarken takımda bir beceriksizlik oluyor. Hücum hattında bitirememe gibi sorunlar yaşıyor Karagümrük takımı. Ben bu sorunu bu maçta aşabileceğini düşünüyorum. Kara gümrüğünde gol atmasını ve zevkli bir mücadele olarak geçmesini bekliyorum. Zaten baktığımız zaman da ev sahibinde Eyseri kırmızı kart cezası oynamayacak. Deplasmanda kara gümrük'te de Cemil Durmaz kırmızı kart cezası oynamayacak. Onun dışında başka bir ceza al yok. Kara gümrükte aynı şekilde Pesic, Borini, Bertolici, Tunay Torun gibi isimlerle hücum hattında Kasımpaşa'da da ileride Jorgensen olacaktır. Mutlaka Sağda var, Varga ile Yusuf'ta destekleyerek birlikte Güzel bir KG var maçı olacaktır. 1.44 gibi orandan idealden KG varı sizlere öneriyorum değerlendireceklere bol şanslar. Sassuolo Cagliari mücadelesi. Sassuolo Cagliari mücadelesinde de güzel bir mücadele bekliyorum ben. Yine her iki takımın karşılıklı pozisyonlara gireceği bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Cagliari'de Sassuolo'da düşüşte iki takım da böyle etkin olmak isteyecektir. Özellikle burada Sassuolo'nun favori açılması benim içime geldi. Çünkü daha kötü durumda olan bir Cagliari takımı var. Milyaradan sonra bu takım biraz daha toparlanmış olacaktır ki biraz daha istekli oynayacaktır. Burada Sassuolo galip gelse bile Cagliari'nin reaksiyon gösterme mücadelesi olarak görebilir ki burada zaten ağırlıklı olarak Sassuolo tarafında bir yüklenme vardır diye düşünüyorum ben. E, Deplasmanın atacağı bir gole 1.34 gibi bir oran açmışlar. Ben bir 34 gibi oranı değerlendirmek istemedim. Burada da Sassuolo'ya destek vererek de bir KG olacağını düşünüyorum. Şu şekilde gösterebilirsem sizlere. KG varına burada 1.48 gibi oran açmışlar. Yine gayet güzel ideal bir karşılıklı gol var mücadelesi olarak gördüğümü de belirteyim. Hatta maç skoru beklentimi de şöyle söyleyeyim sizlere. 2-1'lik bir Sassuolo galibiyeti çıkabilir burada. Cagliari'ye baktığımız zaman son 3 sağ maçında da gol atamayan bir Cagliari var. Yani deplasmanda 3 maçta gol atamayan bir Cagliari takımı var. Ve son 4 maçını kaybetti. Ben dediğim gibi milli takıma yarayacağını düşünüyorum ve reaksiyon göstermesini beklediğimden dolayı e, böyle bir tercihe gittim. Değerlendireceklere bol şanslar. Denizli Keçiören mücadelesiyle devam edelim. Denizli Spor Keçiören mücadelesinde de Denizli, Denizli e, teknik direktör olarak yeni bir teknik adam getirdi. Fatih Sultan Tekke'ye getirdi. Ona Fatih Sultan diyorlar o şekilde. Fatih Tekke geldi. Fatih Tekke'nin zaten ne kadar başarılı bir özellikle adliklerde İstanbul Spor'un başında olsun. Şimdi Denizli Spor'un başında olsun. Güzel işler çıkaracağını düşünüyorum ki İstanbul'da iyi işler çıkardı Fatih Tekke. Denizli Spor'un da ben iyi işler çıkaracağını düşünüyorum. Denizli Spor bir anda transfer topluluğu yapmıştı. 2-3 ay önce böyle ligler ligin böyle 2. 3. haftasında transfer yasağı kalkınca bir anda çok fazla transfer yapmıştı. O transferleri Denizli Spor biraz daha şimdi oturtacaktır diye düşünüyorum. Keçiören de iyi gidiyor. Hatta maçı Favors Keçiören. Fakat ben bu mücadeleyi yeni teknik adamıyla birlikte Denizli Spor'un kaybedeceğini düşünmüyorum. Fatih Tekke'nin olumlu yansımaları ilk maçtan gözükür diye düşünüyorum. Denizli Spor'da da gerçekten Tecrübeli oyuncular olduğundan dolayı bunların da tecrübesinden yararlanarak da Fatih Tekke'nin de ilk mücadelesinde kaybetmeyeceğini düşünerekten de 0-1 çifte şansı sizlere idealden öneriyorum. Denizli Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta yüksek orandan da çok olumlu bir, ben ya maçın ya 1'e kaymasını bekliyorum ya 0'a. Hatta sürprizden de Denizli Spor'un bir galibiyetine gidebilir. Maçın favorisi Keçi Ölen olsa da Denizli Spor kendi hocasıyla, yeni hocasıyla birlikte burada galibiyeti de uzanabilir. Sürprizden de böyle bir deneme yapabilirsiniz. Freiburg Frankfurt mücadelesi. Bu maçta ben corner olarak değerlendirdim. Maçlardan bir tanesi. Freiburg takımı çok etkili ki zaten zirvede boşuna gelmediğini de gösteriyor. Yani zirve yarışından niye bu kadar iyi olduğunu da gösteriyor. Freiburg'u ben ciddi anlamda Bundesliga'da çok beğenerek izlediğim takımlardan bir tanesi. Son lig mücadelesini izledim. Bayern Münih'e karşı mağlup oldu. mağlup bir şekilde ilerleyen Freiburg takımı o maçta mağlup oldu artık. Frankfurt arkadaşlar yavaştan böyle çıkış sinyallerini verdi diyebiliriz. Son maçında Fürth'ü ki zaten Fürth'ün durumu belli. Kupa mücadelesini kazandı ondan sonra. Frankfurt takımı burada hem Avrupa'da da mücadele ediyor hem ligde. Kadrosu biraz yetersiz demeyelim de o iki e, kulvarı kaldırmadı diyebilirim. Çünkü bazı önemli futbolcularını transfer ettiler Frankfurt takımı. Burada Freiburg'la oynayacaklar. Ben Frankfurt takımının da bu maçta etkin olmasını bekliyorum. Keza Freiburg'un da rakip kalede zaten baskı kurmasını bekliyorum. Her iki kalede de yaşanılacak pozisyonlar vardır mutlaka. Ben burada Freiburg'un şöyle baktığım zaman da e, 4-5 tane gol pozisyonuna girebileceğini Frankfurt'un da 3-4 bandında kalabilmesini bekliyorum. Fakat ben korner tercihine gittim burada. 1.42'de güzel bir oranı var. Ben gelmesini bekliyorum bu korner tercihinin. Frankfurt'un burada 1.42'den e şöyle maç genelinde 8.5 üst korner kullanmasını bekliyorum her iki takımın da vereceği karşılıklı gollerle. Frankfurt'ta, Freiburg'da rakip kalede etkili olacağından dolayı kanatları da kullanan takımlar, özellikle Frankfurt takımı biraz daha kanat oyunu sergiliyor. 8.5 üst korneri ben değerlendirmenizi öneririm 1.42 gibi orandan değerlendireceklere bol şanslar. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi. Derbi maçından önce arkadaşlar ben katıl grubundan bahsetmek istiyorum. Nasıl başladık güne? Cumartesi günü bildiğiniz üzere şöyle güzel bir maç başlangıç yaptık. Hatay Antalya mücadelesine ben kendim izledim. Maçı takip ediyordum. İlk kere 0.5 üst şeklinde önerdim ben burada. Geldi nasıl geldi zor geldi 45'te geldi bir de 47'de gol geldi arkadaşlar bir anda maç açıldı biz ilk kere 0.5 üst olarak değerlendirmiştik cidden bu gole ihtiyacım vardı diyerekten de ben yazdım Antalya'nın golüne girecektim. Çok erken gol geldi. Ee, olsun dedim. Devam ettik. Antalya mücadelesine editör arkadaşımız 2.5 üst olarak önerdi. O da çok çabuk geldi. Hatay'ın attığı golle. Hatta bakayım 10 dakikada gelmiş mücadelede. Winner olarak da yazmıştı zaten. Burada 2.5 üstünü de değerlendirdik. Onun dışında şöyle baktığımız zaman da Chelsea mücadelesine canlıdan girdik. 1.5 üst olarak değerlendirmiş. Yine editör arkadaşımız burada. Onun da oranı zaten verdikten 2 dakika sonra Chelsea gol attı. Chelsea en son 1-0 öndeydi. Son durumu ne oldu bilmiyorum. E, bu şekilde canlı bahisler olsun. Ekstra kuponlarımız olsun. Şu an ligler başladı. Canlı olaraktan da kombin olaraktan da full mesai olarak maçların başındayız. Hatta maç bitsin. Chelsea'nin ikinci yarısına yetişmeyi düşünüyorum ben de. Umarım yetişirim. Videoyu editleyip direkt yükleyeceğim. Chelsea'nin ikinci yarısında ben de burada olacağım ki maçları da zaten paylaşıyoruz diyerekten de. Katıl grubundan da böyle bahsetmiş oluyorum. Abone ol tuşunun yanında katıl grubu var oradan zaten giriş oynat dediğiniz zaman bir video çıkıyor Videoyu izledikten sonra sizler de katıl grubuna dahil olabilirsiniz diyerekten derbi mücadelesine geçeyim şöyle anlatmaya başlayayım Şimdi derbi mücadelesinde e, Skor beklentim yani Arkadaşlar şimdi derbilerin bir favorisi olmaz özellikle bu tür her iki takımın da ihtiyacı varken e, hiç favorisi olmaz Ama şöyle istatistik anlamında biraz konuşalım Son 19 maçın 16'sı 2.5 altında bitmiş bir derbi var. Burada Fenerbahçe takımının biraz daha istekli olması lazım. Daha temkinli olması lazım. Kalede şimdi Berke var bildiğiniz üzere kalesinde. Galatasaray'da hemen yüklenelim kalecisi zayıf şeklinde. Saldırmayacaktır bence. Fakat şöyle baktığımız zaman da camiye olarak baktığımız zaman da Fenerbahçe takımının biraz daha fazla ihtiyacı olduğunu mutlaka sizler de kabul edersiniz. Fakat oynanan bir oyun var. Galatasaray'ın da ben burada yani kolay kolay teslim olacağını düşünmüyorum ki. Zaten Fenerbahçe'nin temkinli bir futbol sergilemesini bekliyorum. Hem idealden hem de yüksek orandan bir tercih yapılabilir bu mücadeleye. Ben bu mücadeleyi şöyle bir tercih yapmak istiyorum. İlk yarıda çok fazla gol gelmez. Özellikle kuponumu aldım mesela bu mücadeleyi. İlk yarıdan ben 2 golün gelmesini beklemiyorum. Şöyle ilk yarı 1.5 altın oranı 1.35 gibi oranı var zaten. Kombineme de aldım. kombineme aldım bu mücadeleyi. Yani ilk yarıdan iki gol gelmez. Çünkü ilk yarıda her iki takımda biraz daha temkinli maçlar. Genel bir derbi havasında ağırlıklı olarak orta sahada geçer diye düşünüyorum ben bu mücadeleyi. Eğer erken bir gol gelirse maçın seyri tabii ki değişecektir. Fakat o erken golü ben direkt geleceğini düşünmüyorum. Ağırlıklı olarak ilk yarıdan orta sahada gollerin geçmesini bekliyorum. Sizlere vereceğim burada idealden kombine med aldım. İlk yarı bir buçuk altını değerlendirdim. Onun dışında taraf bahsine gittiğimiz zaman da bu arkadaşlar hepinizin bildiği, anladığı, izlediği derbidir. Kendi hislerinize göre gidebilirsiniz. Fakat ben şöyle söyleyeyim, ya yani bir birlik bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Şöyle gol bandını da belirtmek gerekirse 1.80 gibi oranından 2-3 gol bandında kalabileceğini düşünüyorum ve en çok golünde ikinci yarı gelmesini yani sıfırdan sıfır olur ama 55'ten 55'te gol gelir. Diğer takımda da 70'te atar. 1-1 gibi biter diye düşünüyorum. 2-3 gol bandını da yüksek orandan değerlendirebilirsiniz. Onun dışında ilk yarı 15 buçuk altı ben direkt kombineme koydum zaten. Değerlendirecekler bol şanslar. Skor tercihlerinizi yoruma bekliyorum. Nasıl bir senaryo gerçekleşir onları da yoruma yazarsanız sevinirim. Fikir alışverişi yapmış olalım. Bodo Gilim mücadelesi. Ev sahibi burada toparlandı. Geçen sezon değil de ondan önceki sezonki Bodo Gilim'i biraz hatırlattı bize açıkçası. 26 maçta 52 tane gol attı. Kendi evinde de zaten 13 maçta 30 gol atan bir Bodo Glimt takımı var. Ben burada direkt idealden gittim. Bodo'nun kazanmasını bekliyorum. Lille karşı burada kazanır diye düşünüyorum kendi evinde. Hafta içinde oynayacağı bir mesai var fakat takım zaten dinlendi. 1 ve 1.5 üstü idealden 1.40 gibi oranlar sizlere öneririm. Fazla da konuşmaya gerek yok zaten. Bodo mücadelesini zirve yarışını yaptığı için bu tür maçlarda kendi evinde fire vermemesi gerekiyor ve kendi evinde çok golcü bir takım olduğunu zaten istatistik anlamda da oynadığı Avrupa maçlarında da gördük. 1 ve 1.5 üst burada idealdir değerlendireceklere bol şanslar. Tottenham Les United mücadelesi. Conte arkadaşlar takımın başında artık ya kazanır mı kazanmaz mı baktığımız zaman da göreceğiz yani. Şimdi burada Conte'nin bazı e, şeyleri var yani nasıl söyleyeyim eksikleri var. Oliver Skip mesela bu maçta kır, kırmızı kart cezası oynamayacak. Takım böyle tam Conte'nin o istediği inter. Inter'de nasıl futbol sergili, sergiliyordu Conte? Oyuncular yani uygundu. Fakat Tottenham'a baktığımız zaman da o sistem tam oturmadı. Avrupa'da yaptığı maçlar, ligdeki yaptığı maçlar. Yani o istenilen etkiyi henüz daha göstermedi ki zaten zaman alacaktır. Bir anda öyle kelebek etkisi olaraktan da Tottenham'a Conte etkisi olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Leicester United'un size tek bir şey söylemek istiyorum. Şu bir birlik Leicester mücadelesini izlediyseniz. Yani Premier Lig'in o da tadı damarınızda kalmıştır. Son mücadelesi Leicester ile muazzam geçti. Kalede çok fazla pozisyonlar verdi. Den ziyade kalesine pozisyonlar da verdi fakat Le Leicester United'ın girdiği o pozisyonları bir görseniz yani Leicester United bu maçı 5-2, 5-3 gibi skorlarla kazanır diye derdiniz yani. Muazzam bir futbol sergiledi. Eksik olarak Benford yok mesela. Çok önemli bir eksik. hattında. fakat alternatifi var. Ondan dolayı şöyle bir seçenek sunacağım ben sizlere. Ben Les United'ın bu maçta gol atmasını bekliyorum. Tottenham'ın da karşılık vermesini bekliyorum. Hatta skor olarak da 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti yazılmış bu benim yararlandığım sitede. 2-1'lik bir Tottenham galibiyeti de çıkar mı bilmiyorum. Fakat ben KG vara gideceğim. Kombineme de aldım. 1.55 gibi orandan KG Vara aldım. Yarın izleyeceğim maçlardan bir tanesi bu olacaktır. Inter-Napoli mücadelesi. Ben bu mücadelenin arkadaşlar çok fazla gol vaat edeceğini, vaat ettiğini düşünmüyorum açıkçası. Inter takımı gayet iyi, hoş. Bu maçta kazanmak isteyecektir. Fakat Napoli de burada kaybetmek istemeyecektir. Çünkü özellikle Inter de kaybetmek istemeyecektir. Fakat ağırlıklı olarak biraz daha etkin olan takımın kendi evinde olmasından dolayı ve kazanma zirve yarışına baktığımız zaman da Inter biraz geride kaldı. Eğer kaybederse puan farkı çok açılıyor. Puan farkını kapatmak adına bu mücadeleyi Inter takımı biraz daha istekli olup kazanmak isteyecektir. Fakat Napoli de oynadığı oyunla takım savunması olsun, hücum hattına çıktığı o kontrol ataklar olsun Inter kalesinde tehlikeler yaratabilir. Fakat Napoli'nin biraz daha temkinli olmasını, Inter'in biraz daha istekli olmasını fakat hurra hücum yaparaktan da değil de Biraz daha akıllı bir futbol sergilemesini bekliyorum. Ben bu mücadelede çok gol beklemiyorum. Hatta beraberlik de çıkabilir. Ağırlıklı olarak ben beraberliğin çıkmasını bekliyorum. Ben şöyle sizlere bir idealden gelmesini bekledim. Tercih 35 alt bu maçta gelir bence. Bu maçta 4 gollük bir maç değil. 35 altını 1.34 gibi oranlar öneririm. Bunu kombinize koyabilirsiniz mesela. 3.5-6 1.34 gayet güzel bir oran. Şimdi beklediğim sürpriz tercihliyim veya şöyle söyleyeyim. Napoli'nin yenilmemezliği gibi geliyor bana. Burada bir Matsu'nu 0'ı da yüksek orandan önereceğim. Olası bir Inter Napoli galibiyetini düşünmüyorum ben. Fakat olası bir galibiyet gelirse Inter galibiyeti. Onu da tek farklı kazanmasını bekliyorum. Ee, onun da oranı 3.55 fakat aklınıza karıştırmak istemiyorum. İdealden 3.5 altın alabilirsiniz. Sürprizden de Matsu'nu 0'ı değerlendirebilirsiniz. Yerikten de geçeyim. Ekrana bir kombin önerisi gelsin. Ekrana kombin önerisi gelsin arkadaşlar. Kombin önerisinde Galatasaray mücadelesinde dediğim gibi ilk yarının 1.5 altında tamamlanmasını bekliyorum. Çok gol vaat edecek bir derbi olduğunu düşünmüyorum. Oranların tersine yani burada oranlar gollü bir maç geçecek diye düşünüyor. Fakat ben gollerin ağırlıklı olarak ikinci yarı gelmesini bekliyorum. O sebepten dolayı burada sizlere Galatasaray mücadelesinde ilk yarı 1.5 altı önereceğim. Onun yanına da Tottenham mücadelesinin KG varanı koyacağım. Conte kendi futbolunu oynatmaya çalışırsa artık o Leif mücadelesinde burada artık. Ben maçın güzel tempolu geçmesini ve karşılıklı gollerin de gelmesini beklerim. O yüzden değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.